Merhaba sevgili arkadaşlar, şimdi Python'da e, ikinci döngü komutu olan ve bütün dillerde var olan e, bir yapıdan bahsedeceğiz. For döngüsü. Önce ben size for döngüsünün yapısını anlatayım. Kullanışı çok keyifli, çok güzel bir döngü. E, şöyle bir yapısı var, onu anlatacağım size. For x in range 5. Şimdi bu size birazcık garip gelecek ama ben anlatınca şöyle for döngüsüne giriş diye bir dosya attım. Birazcık da idle'dan da kontrol edeceğiz ne yaptığımızı. Bakın ne yapıyormuş bu kod? Sıfırdan 4'e kadar yazıyormuş. Arkadaşlar for döngüsü şu demek. Şu aralıktan her seferinde bir tanesini al, kullan, sonra ikinciye geç. Ne demek istiyorum? Yine birazcık garip geldi. Şu aralık dediğim ne her şeyden önce? Hadi onu bir inceleyelim. Hem de idle'dan inceleyelim. Şöyle arkadaşlar range 5 demek. S um. Range 0,5 hmm. hmm. Şu şöyle e, sıfırdan başlayarak dörde kadar e, ilerle demek. Aslında bu şu demek: e, birinci turda x sıfır olsun, ikinci turda x bir olsun, üçüncü turda x iki olsun, sonra üç olsun, sonra dört olsun demek. Sonra da orada ne yapmak istiyor? Yani burası beş kere çalışacak. E, x de Toplamda 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini alacak. Toplamda 5 kere çalışan bir döngünüz olacak. Bu anlama geliyor. Şöyle de bir yazımı var. 0'dan başlayarak 5'e kadar diye. Yine bize, özür diliyorum. Aynı sonucu verecektir arkadaşlar. Ee, şöyle de bir yazımı var. Mesela biz 2'den başlayarak 5'e kadar deseydik. 2 3 4'ü alacaktı. 5'e kadar dediğimiz için 5 dahil değil arkadaşlar. 5'e kadar. Bu şekilde de bir kullanımı var. Mesela şöyle de bir kullanımı var. Birazcık daha çetrefilli gibi ama ikişer ikişer sayacak. Seyredin. 2 ve 4'ü aldı. Neden 6'yı almadı? 6'ya kadar. 6 dahil değil. Ee, bu kullanımların hepsini göreceğiz. Şimdilik biz sadece bu kısımda kalalım. X in range 0 0,5 hatta böyle kullanayım. Range 5 de kullanabilirim. 0,5 de kullanabilirim. Bu bize 5 kere bir şey yaptıracak demek. Mesela biz X değerini kullanmasak da işte merhaba dedirsek bu durumda 5 kere merhaba diyecek. For döngüsünün yapısı Budur arkadaşlar. Çok kullanışlıdır. Kullanışlı olduğu e, pek çok alan var. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Ama isterseniz öncelikle turtle'lı bir örnek yapalım. Onun üzerinde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. E, bir dahaki dersimizde bir kare çizerek bu for döngüsünün kullanımını öğrenmiş olacağız arkadaşlar.